Bu Schumacher, how pleased will he be? He brake tested me. İstanbul'da Türkiye Grand Prix'sinde Lewis Hamilton kazanıyor. Das F1 Podcast'e hoş geldiniz. Haftalık Formula 1 dozunuzu almak için. Sen de hoş geldin. Nereden? Hakkari'den. Sanırım sınır noktasından bağlanıyorsun. Oradan, evet. Evet, aynen. Geçiş kapısından kulübeye çıktım, oradan yayın yapıyorum. Vodafone çekmiyor sınırlarda. Sağ olsun. Mülteciler zor durumda sevgili arkadaşlar. Sağ olsun, Vodafone müthiş çalışıyor gerçekten. Bütün hafta sonu yarışı izlerken de tekrar iyi ezberledim yani. tekrar yükle. Peki sevgili Alper, sprint yarışlarında hatalı olmam ve benim her zaman olduğu gibi haklı çıkmam konusunda ne diyoruz? Ya ben gerçekten hiç bu kadar sprint yarışları bence yani. Çok eğlenceliydi. Gerçekten iyiydi yani. Biz böyle nefesimizi tutarak izledik. Ve tam ya. Dediğim gibi oldu. Ferrari'ler ve McLaren'lar için iyi oldu. Ricciardo yani, için daha doğrusu. Aslında Red Bull için de, daha doğrusu Perez için de çok iyi olabilirdi ama senin kahkaha atan mesajını duyunca benim o sırada bağlantım gitmişti. Perez'e bir şeyler olduğunu tahmin etmiştim. Herhalde Perez için kahkaha atmıştım. Perez DNF demiştim hatırlıyorsanız geçtiğimiz hafta. Sprint yarışında karşıladı bu beklentimi. Gerçekten bu hafta, bir de hafta sonunda röportaj alanında Alex Albon vardı. Gerçekten üzülüyorum Albon'a ve Hamilton'a kin doluyum Albon nedeniyle. Neyse, sprint yarışı eğlenceliydi ve üstüne bir de izlenmeleri aşırı arttırmış. Yani hem cuma çok izlenmiş, sprint sıralama turunun cuma olması sebebiyle. Cumartesi günü sprint yarışı çok izlendi ve ana yarış zaten izleniyor. Burada mesela ben bekliyordum. Şoförler işte beğenmedik falan der diye bekliyordum. Leclerc'in falan yorumlarını duydum. İşte benim çok hoşuma gitti. Sadece işte ilk sıralama gününün belki bir heyecanını biraz daha arttırmak gerekiyor falan. Yeni kurallar ekleyebiliriz falan, öyle bir şeyler söylemiş. Ben de katılıyorum. Genel bir sprinti konuşalım istersen. Yani sıralama turlarını da pek konuşmaya... Ya burada daha çok Perez'i konuşacağız daha evet, doğrusu. Yani aslında. Ne diyorsun Perez'e? Abi bu yani Perez için, hani söylemiştim sana, Ricciardo ve Perez için bu çok iyi bir fırsat olabilir. Çünkü sıralama performansları kötüyken yarışta daha iyi duruma geliyorlar. Ama bunun tam tersine yani inanılmaz saçma sapan bir yerde konumlanıyor Perez yani. Bir şekilde kesinlikle değerlendiremiyor elindeki fırsatları. Ne bileyim ben kendisinin hani artık böyle bir şeyler yapmaması, biraz daha dikkatli olmasını beklerim yani. Hani... Ya mesela kendi kendine spin atıyor ve hani bunu Vettel'inkini bir nevi savunabilirsin. Orası zor bir viraj. Mesela yeni F1 oyununda full traction control assist yapmadan ben orada hızlanamam. Çünkü araba sağa sola savruluyor. Ama Perez'in spin attığı yer virajı döndükten sonra düzlük. Düzlüğün hemen başında atıyor spini. Yani bilmiyorum ya. Ben zaten Perez'in başarılı olmayacağını düşünüyorum Red Bull'da. Dolayısıyla şaşırmıyorum. Yani Perez DNF dememin sebebi de bu. Kontrat görüşmeleri çok uzun sürmez diyordu. Horner kontrat görüşmeleri çok uzun sürmez diyordu. İşte. Galiba öyle olacak. Yani bilemiyorum. Ben böyle de devam edeceğini düşünüyorum. Arada podyuma da çıkar. Ama hiçbir zaman Red Bull'un ikinci adamı olamayacak bence. Hep bu tarz sorunlarla mücadele edecek. Burada Verstappen de yani ulaşılmaz. Yani Verstappen'in ulaşılmazlığı mı bu diyeceğim ama bir taraftan da bana hiç öyle gelmiyor ya. Yani Verstappen okey, belki ekstra Leclerc gibi araçtan fazlasını çıkarıyor olabilir. İyi bir pilot olabilir ama yani ikinci adamların hep böyle performans göstermesi tamamen artık Red Bull'da bir saçmalık var. Ve belki Perez de iyi bir performans gösterebilirdi ama yani çok da pilota da suç bulamıyorum o yüzden. Yani Perez'i korumak gibi olmasın ama Red Bull'da bir sıkıntı var. Abi 5. yani. Olsa kimse bir şey diyecek mi Perez'e? Tabii ki demeyecek ya. Ama yani puan alamıyorsun abi. Yani saçma sapan. 5.'ydi adam. Yani o performansı alıyordu arabadan. Ya abi yani ne bileyim ya, Leclerc falan kaç tur ya, az daha 1. oluyordu adam ya. Neyse, geliriz oralara da yani Perez gerçekten bilmiyorum ya. Yıkıl. Yıkıl git karşımdan Perez. O zaman sevgili yarışımıza geçelim ve yarışın asıl mevzu tabii ki başlangıçtan sonra yaşananlar. Hamilton ve Verstappen'in amansız bir mücadelesini gördük. Şimdi sprint yarışını izleyen herkes şöyle düşünmüştür. Hamilton ilk turun yarısına gelmeden Verstappen'i geçti. Geçemedi, bir daha geçemez. Çünkü Copse'da kaza yaşandı. Copse'dan sonraki virajlarda Verstappen farkı açmıştı sprint yarışlarında. Ondan sonra da Hamilton bir daha yakalayamadı. Ondan sonraki virajlarda çok kuvvetli çünkü araba. Copse'a kadar sadece Hamilton aynı şeyi koruyabildi Verstappen'le sprintte. Komplo teorilerini seven bir insan olarak şunu söylemek isterim belki. Tam bir hafta önce Toto Wolff... Sen mi ben mi? Bir hafta önce Toto Wolff ne dedi biliyor musun? Bu aradaki fark evet biraz var ama Verstappen bir yarış dışı yaşarsa tekrar yarışa döneriz dedi. Ve bu yarışta o DRS gerçekleşti. Lewis Hamilton yarıştan sonra ne dedi? Bana yer bırakmadı Verstappen dedi. Bu başka bir röportajda. Bu aggression'ı sürdürmeye devam ederse böyle olacağı belliydi dedi. Ve bu konuda haklı. Hamilton'ın bu hafta sonu haklı olduğu tek konu bu. Sezonun başından beri Verstappen hep sıkıştırıyor Hamilton'ı ve Hamilton hep kaza olmaması nedeniyle arabasını ya geri çekiyor ya körblerin üzerinden uçuyor, arabası hasar alıyor. Hep çekiyor kendini. Bu yarışta çekmedi ama çekmediği şeyde de hatalı. Sabah işte programı çekeceğimiz saati sen söyledikten sonra hemen oyunu açtım. Hamilton'ın olduğu pozisyondan dönmeye çalışıyorum sürekli. Olmuyor abi. Onun hızında Hamilton'ın olduğu yere geldiğinde Hamilton'ın normal yani Verstappen'e çarpmadan dönmesi mümkün değil. Anca şöyle olur. Leclerc Hamilton mevzusunda olduğu gibi Leclerc dağa taşa giderse anca o zaman Hamilton çarpmadan dönebilirdi Copse'u. Bundaki hiçbir yarışçıdan bekleyemezsin yani. Kimse sana o kadar alan vermek zorunda değil. İnsanlar Twitter'da şey paylaşıyor. İşte Hamilton'ın çarptığı anı paylaşıyor. Ve diyorlar ki bak Verstappen sağa önüne kırmış. Hayır. Verstappen'in o fotoğrafta paylaştığınız fotoğraftaki anda çarptıktan sonra Verstappen'in burnu içeri doğru dönüyor. Araba kamerasına bakarsanız Verstappen'in Hamilton'ı gördükten sonra sola kırdığı gözüküyor. Ya zaten yani, şöyle bir şey var. Yani ben de tekrar izledim orayı ve şöyle bir durum var. Yarış pilotusunuz, aracınızı korumak istersiniz. Kaçınmak istersiniz kazadan. Üstüne üstlük deneyimli, üstüne üstlük 7 kere dünya şampiyonu olmuş olan bir pilotsunuz. Yani her ihtimali artık biliyorsunuz yani. Hani ben buradan nasıl dönersem, nasıl dönebilirim? Nasıl dönersem o aracı hafif temas edip o aracı hafif böyle bir sersemletirim. Belki Hamilton planı bu böyle değildi. Hani ya belki spin atar, yani biraz şey yapar, biraz ne bileyim fren yapmak zorunda kalır. Hani daha farklı şeyler düşünmüştü. Ama bence kasıtlı bir şekilde bir temas vardı orada. Çünkü yani temastan sonra mesela kasıtlı olmasa bana göre birazcık ister istemez direksiyonu kırarsın yani. O çizgisinden devam etti direkt. Yani bana bu şey geldi hani gayet farkındaydı o fikrin ve o yüzden de devam etti gibi geldi. Ben temasın kasıtlı olduğunu düşünmüyorum ama haftalar boyunca süren Verstappen'in önüne kırmalarına sürekli işte alttan alan Hamilton'ın kendi kontrolünü kaybettiğini düşünüyorum. Ondan sonra ama biz yani Hamilton şeyde garip bir hissiyat vardı Mercedes'te. Yani hepsi böyle aşırı sevinç. Hani Britanya olmasıyla açıklamaya çalışıyorsun. Britanyalı olduğu için Hamilton. Ama ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Hamilton kalktı bayrak açıp böyle seyircilere falan salladı falan. Bu biraz bana şey gibi geldi. Sanki böyle Russell falan çıktı bir ara herkes coştu moştu ya. Acaba böyle bir İngiliz taraftarı ulan ben 7 dünya şampiyonuyum. Beni seveceğini yok Norris'tir. Russell'dır bunlar nereden çıktı hani gibi bir şey mi? Bir kıskançlık mı? Onu zannetmiyorum yani. Adamlar Hamilton düzlüğü diye isim vermişler pistte. Ya şimdi otoritelerin ne yaptığı önemli değil. Oradaki taraftarın coşkusu önemli ya biraz. Şimdi herkes insanlar Hamilton tamam eyvallah. Kimse Hamilton zaten kötü demiyor ama bir yerde bir bıkkınlık var. Hani farklı yüzler görmek istiyor insanlar. O açıdan bence bu birazcık şey de olabilir. Yani illa burada Hamilton'ın kazanması gerekiyor. Çok önemli evimiz. Bilmiyorum yani. Ceza konusuna girecek olursak 10 saniye cezanın bu tarz durumlarda daha çok 3 sıra cezası gibi uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta adam 10 saniyeyi kapatabiliyor. Abi bence 10 saniye dur kalk cezası verilmeliydi en azından. Bence ayarında, tadında, yani o 3 ceza arasında olması gereken cezanın o olduğunu düşünüyorum. Ama o cezanın niteliğinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Helmut Marko pistte gezip Hamilton bir yarışta yarışmamalı filan, ceza almalı diyormuş. Yani o biraz fazla sert gibi. Yani o kadar da kastı değil gibi ama bir taraftan diyorum ki burası çok tecrübeli bir pilot olmasaydı bu kişi, atıyorum daha genç pilotlardan biri Tsunoda yapsaydı atıyorum bu hareketi, 10 saniye cezayı ver. Buna sözüm yok yani ama bu kadar deneyimli bir pilot yapınca yani bunu artık yani senin çok iyi bir ezbere biliyor olman lazım. Ama orada öyle girdiğin zaman yani o araya öyle bir ceza sistemi olamaz ama yani. Yarıştan sonra da Lando şey dedi, bu daha önce konuşuldu dedi, bir şeye ceza veriliyorsa herkese aynı ceza, aynı olaydan da dolayı verilecek dedi. Biz bunu şeferler olarak konuştuk dedi. Dolayısıyla o cezanın verilmesi normal. Ben kasıtlı bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani yine hata sonunda, kasıtlı derken kastım şu, zorlamak istiyor Verstappen'i. Dışarı çıkmaya zorlamak istiyor. Fakat Verstappen dışarı çıkmadığı için, çizgisini korumaya çalıştığı için böyle bir kaza yaşanıyor. Geri çekileceğini umut ediyor Verstappen'in. Dolayısıyla kasıtlı olduğunu ama hata olduğunu düşünüyorum yani. Yani ben de kasıtlı hata deyince şey geldi. Kulağa mantıklı geldi. Sen böyle söyleyince. Ama bilemedim. Ya birazcık işte o dediğim gibi o çizgisini hiç her bozmaması. Her zaman konuşurum ben. Yani Hamilton'ın o çizgisini hiç bozmaması, hani birine çarptım deyip refleksen kendini hiç geri çekmemesi bence mantıken kendini hazırlamış olmasıyla ilgili gibi geliyor bana. O yüzden birazcık kasıt arıyorum açıkçası. Bir taraftan da yani Verstappen'in DNF olması sonrası aradan bir anda 26 ekstra, aradaki 18 puan 6, 7, 8 puanda yani Hamilton 18 puan alırsa kaybedeceği bir 8 puan vardı. Yani çok büyük bir puan şeyinden dönmüş oldu bir anda. Yani çok büyük bir puan kazancı oldu yani. Bu olaydan bayağı kazançlı çıktı Hamilton. O yüzden ister istemez ve aradan Leclerc sıyrıldı. Ve Leclerc konusunda soracaktım sana. Hamilton Leclerc'i bir türlü geçemedi başta. Sence neden böyle bir şey oldu? Yani bir turda 4 saniye fark attı, yarış sonunda bir turda 4 saniye fark attı araçlar arasında 1 saniye, 1,5 saniye farkı kaç tur kapatamadı? Medium lastikte lastik değişimine baktım, neredeyse 1-2 tur fark var arasında. Yani bütün lastikleri birkaç tur arayla değiştirdiler işte. Lando'nun söylediği medium lastiklerde biz Mercedes'ten daha hızlıydık. Sert lastiklerde Mercedes herkesten daha hızlıydı. Ciddi bir fark vardı sert lastikte gerçekten. Öyle böyle değildi yani. Her tur 1.1 saniye fark kapattı yani. Evet. Şey konuşuldu, hani araba arızası olmasaydı bu fark kapanır mı diye konuşuldu. Ben kapanacağını düşünüyorum. Çünkü zaten motor arızası sırasında çok fazla zaman kaybetmedi. Yani 1,5 saniye falan kaybetti. 2 saniye hadi maksimum olsun. Dolayısıyla onun bir sorun olmadığını düşünüyorum. Bir tur sonra kapanırdı abi yani. Yani büyük bir sorun yaşadı. Norris uzun bir pit stop geçirdi. Ve çok bu nedenle Bottas'a geçildi. Ben üzüldüm. De düşünüyorum açıkçası. Eğer Bottas'ın önünde olsaydı Hamilton'ın da bu kadar rahat birincilik elde edemeyeceğini düşünüyorum. Yani bence de geçemezdi bu kadar çabuk. Yani Bottas'ı zaten ben anlayamadım ya, Bottas'ın kafasını. Bu kadar tabii senden hızlı gelen bir aracı takım arkadaşını durdurman mantıksız ama yani bilmiyorum bu kadar hızlı geçerim. Gerçi yol verdi direkt de. Ya izin verdiler işte. Yani Bottas seneye olmayacak ya. O açıdan birazcık belki mücadele eder mi diye bir düşünmedim değil yani. Birkaç saniye düşündüm bunu. Bottas öyle bir adam değil. Bottas'a ne dersen yapıyor abi. De ya kardeşim, seneye burada değilim. Ben artık kendi hesabıma çalışacağım. Biraz kendimi göstermem lazım. Kafası yapsa işte dosta biraz yeteneklerimi sergileyim artık bize mesela. Tamam Alper. Seninle yollarımızı ayırmaya karar versek dikkatli davranırım. Bir anda böyle çok daha kaliteli işler yapmaya başlıyorum. Ferrari'lerin performansı genel olarak iyiydi. Bu şaşırttı. Avusturya'da da fena değillerdi. Onu da beklemiyorduk. Yani kısmi olarak Monaco ve Bakü'de de fena değillerdi. Bunları da beklemiyorduk. Burası daha ortalama, ikisi yani hem virajlarda iyi olman hem düzlüklerde iyi olman gereken bir pist. Burada da iyilerdi. Evet. Demek ki iyiye doğru gidiyorlar. Bence de bir gelişim var ama yani herhalde daha fazla geliştirmezler diye düşünüyorum araçlarını. Umarım yani. Çünkü 2022 için bir ümit izliyoruz yani. Hani Ferrari iyi olacak gibi ikiye toparlayacak diye ama. İyi işte, neredeyse birinci oluyordu. Ya şimdi neredeyse birinci oluyor diyorsun da yani bir turda adam 4 saniye geçiyor seni ya. Çok ezdi yani Mercedes orada birazcık. Sence de öyle değil mi yani? Aslında Mercedes arada ne kadar büyük fark olduğunu bir daha gösterdi orada. Hile yazmış gibi oluyor Mercedes bazen. Ben zaten inanamadım ya bu kadar uzun süre Leclerc'in arkasında kalmasına Hamilton'ın. Genel yarışa bakacak olursak Daniel Ricciardo Sainz'ı neredeyse 52 tur falan arkasında tuttu. Ricciardo'yu geçmek benzer araçlarla zor gerçekten. Perez bunu çok iyi bilir. Aslında yani arkada da çok fazla geçiş yaşamadık. Hatta Vettel'in aracını bence sonunda isyan edip çektiler yarıştan. Ya araba da isyan etmiş olabilir. Ekip de isyan etmiş olabilir. Çünkü Latifi'nin arkasında böyle 0.2, 0.3 saniye farkla böyle bir 10 tur falan geçirdi. Evet, muhtemelen. Araba dayanır mı öyle bir şeye ya? Latifi'nin de çok iyi bir pilot olduğunu düşünmediğimden Vettel'in çok kötü bir performans sergilediğini düşünüyorum bu hafta. Alonso yine iyi bir performans sergiledi. Belli ki aracının fazlasını veriyor. Öndekilerin geri düşmesinden yararlanan Ocon ve Tsunoda ilk 10'a girmeyi başardılar. Gasly için kötü bir hafta sonuydu. Lastiği patladı son anda. Pit'e girmek zorunda kaldı. Yerini kaybetti. George Russell Sprint Race'de acayip böyle etkileyiciydi. Mazepin Schumacher'i geçti be! Helal olsun! Hangisi? Baba ismi mi? Baba parası mı? Bu emek. Helal. Mazepin daha iyi pilot olduğunu gösterdi. Şov yaptı, şov. Ve yarıştan sonra da konuşuldu. Mazepin'in aracında bir sorun olduğu ve bu sorunu çözmenin de birkaç yarış daha sürebileceği konuşuldu. Yoksa birinci oğlumuz. Perez yine bu yarışta da birini sıkıştırıp kaza yapmasını sağladı sevgili Alper. Raikkonen'i. Geçtiğimiz yarışta ceza aldığı şeyi bu sefer Raikkonen'e yaptı ve ceza almadı. Çünkü kurallar o kadar eşit güzel uygulanıyor ki sevgili Formula 1'de ateş ediyorlar ya. Yok, yarıştan yarışa sonuçta her yarışta aynı komiserler yok. Her yarışta farklı komiserler var. Bu komiserler de böyle düşünmüşler. Bu temasla ben dedim yani artık Perez. Ya Raikkonen bana göre dünyanın böyle en hızlı pilotu olmayabilir. Olağanüstü bir yeteneği olmayabilir en azından şu anda. Ama en azından şunu söyleyebilirim kendisi hakkında: temiz yarışan bir pilot yani. Yani mesela Hamilton'da kafamda soru işareti kalabilir evet, ama Raikkonen'de kalmaz. O ilk 10'da olacaktı. Ya Perez gerçekten şov yaptı ya. Bu hafta sonu dedi ki ne olur beni atın ya Red Bull'dan dedi yani. Çok istiyorum lütfen dedi. Yalvarıyorum beni atın. Ben beklemiştim. Dedi. Yine sonuncu başlayıp 14 araç falan geçip günün pilotu mu seçildi? Pilot olur diye bekliyordum. Neyse, böyle bir hafta sonuydu. Bu hafta sonunun ilginç taraflarından bir tanesi de yeni F1 aracının mock-up'ını göstermeleri oldu. Yani pek bir şey değişmemiş. İnternette sızan versiyonuyla aynı şeyi gördük. Şu benim şuna benzettiğim. Yani oranlarını falan verdiler. İşte takipte kötü havayı bu kadar azaltıyor. İşte şunu bu kadar azaltıyor. Böyle bir sürü verdiler. Bunlar doğruysa güzel. Diğer taraftan aracın detayına baktığında henüz DRS monte edilmemişti araca. Mock-up olduğu için ya da olmayacak olma ihtimali de olabilir. DRS'in gelecek sene. Yani şimdi zaten amaç DRS bir zorunluluktan sonuçta getirilmiş bir teknoloji ve söylendiği rakamlara göre, verilen rakamlara göre zaten gerek yok DRS aslında. Yani sen çok daha yakın yarışabiliyorsun. Kirli hava çok daha oranı inanılmaz derecede azalıyor. Farklı bir aerodinamik tasarım var ortada. Dolayısıyla böyle bir şey zaten gerek yok. Bence umarım, yani bir taraftan seviyorum DRS. Hani böyle farklı bir alanda bir anda şey olabiliyor, pilot bir anda hızlanıyor ama bir taraftan da tabii daha rekabetçi araçlar olsa da gerek olmasa diyorum yani. Umarım öyle de olur. Seneye çok saçma bir yere koysunlar DRS'leri. Virajda filan. Lastikleri dışında ben okey, buna da alışırız diyorum. Burnu biraz çirkin. Neyini beğenmedin lastiğini? Çok kocaman. Yani arabanın genel oranına göre çok büyük. Ben de orta bu jant kısmı kapalı olması beni çok üzüyordu. Ama sandığım kadar kötü olmadı. Bir nebze daha tasarımda toparlamışlar yani. Yani sen metalik son versiyonunu gördün değil mi? Ya bir de şey yapmışlar, takımlar için farklı farklı desenli versiyonlarını yapmışlar. Onlar da kötü duruyor. Metalik olan versiyon yine iyiydi. Evet, geçtiğimiz hafta sen Verstappen, Hamilton, Bottas demiştin. Yani başka bir evrende, başka bir zamanda, paralel evrende bu üçlü kazandı bence. Çok doğru bir tahmin. Bir kaza olmasaydı, Norris de pit stop'ta sıkıntı yaşamasaydık. Senin tahminin neydi? Kardeşim, Leclerc ikinci oldu. Tahmininde Leclerc nerede? Leclerc falan olmayacaktı abi. Norris geçecekti hepsini. Kaza olmasaydı da üçüncü olacaktı Leclerc. Verstappen, Hamilton, Norris olacaktı. Çünkü ya, Norris önde olacaktı. Hamilton'da Norris'e geçecek. Ben de demişim ki Verstappen, Bottas, Hamilton tutturamamışım. Lakin ben Perez'in DNF'ini bildiğim için kendimi kazanan olarak ilan ediyorum. Bundan sonra ben her hafta Perez DNF diyeceğim yani. Bir de şey yapıyorsun. Sen DNF diyorsun. Ondan sonra DNF mi söylüyoruz deyip o zaman Perez DNF be diyorum. Evet, o zaman puan vermeye başlayalım sevgili Alper. Başlayalım. Verstappen 0 tur atabildi. Kaç veriyorsun? Tur bile atamamış. Yani şimdi sprint race'ler olduğu için normalde direkt 0 puan verirdim. Ama bir de yani şimdi yarışamadı yani. Bilemedim ya. 0 diyorum yani. Adam yarışamadı. Tamam, sprintte çok güzel bir performans gösterdi. Sıralamada bir tık hayal kırıklığı yaşadı ama performansı iyiydi. Katılıyorum. Ama 0. Yapacak bir şey yok. Sebastian'a kaç puan veriyorsun Vettel'e? Vettel'e 3 puan veriyorum ya. Ben de 3 veriyorum. 4 verecektim yapmasın, ama 3 daha mantıklı geldi. Yapmasın böyle şeyler. Schumacher'e kaç puan veriyorsun? Kendisine kocaman bir 4 puan veriyorum. Mazepin tokatladı. Mazepin'e geçildiği için mi? Mazepin abimiz kendisine. 4 ne ya? 4 ne? Adam zaten ya 17 olacak ya 18 olacak. 4 tamam ne? Tamam işte. Ya 4 puan alacak ya 8 puan alacak. Senin bu has pilotlarına verdiğin puanlarda bir sorun var. Ben Schumacher'e 7, Mazepin'e de 9 veriyorum. Mazepin'e 9 mu veriyorsun? Evet. Geçebileceği tek kişiyi geçti. Biraz zorlasa Perez'i de geçebilir. Perez'i geçse 9 veririm bak. Ben 7 veriyorum kendisine. Sen geçtiğimiz hafta 10 verdin ya. Hayır. Mazepin'e sonuncu olmasına rağmen. Şimdi o zaman daha eğlenceli. Perez'e kaç veriyorsun? Abi Perez'e 1 veriyorum ya. Daha fazlasını hak etmedi bu hafta yani. Ben 2 veriyorum. Hızlı turuyla 2'yi hak etti. Raikkonen'e kaç veriyorsun? 8 veriyorum. Çünkü adam yapacağını Katil yaptı. Perez üstüne olmasaydı. Bir temas yaşadı. Onun yüzünden de geride kaldı yani. Latifi 14. Sonuçta bir Red Bull aracının önünde tamamladı. Evet yaşı. Yani. Yüksek şimdi evet yani. Hani Williams aracıyla Alper hatta şey düşünürsen, Verstappen'i düşünürsen 2. 2 Red Bull'da geçmiş abi adam. Aston Martin var. Herkes var yani. Ben Vettel'e geçit vermediği için kendisine savaştı. 7 veriyorum. Savaşta abi adam. Ben de 7 veriyorum. Tebrik ediyorum Latifi'ye. Giovinazzi 7. Ya Giovinazzi'ye 6 veriyorum ya. George Russell. Russell'a ben yıldızlı pek iyi veriyorum. 10 diyorum. Adam gayet şov yaptı. Yıldızlı 9 veriyorum. Bir de öpücük yanında. Gasly'ye kaç veriyorsun? Gasly'ye de 9 veriyorum. Aslında iyi bir yerlere gelebilirdi bu yarışta. Talihsizlik yaşadı biraz. Yani son dönemde de performansını beğeniyorum. Lastiğini korusaydı arkadaşım. Ben mi patlattım lastiğini? Gasly dosta güven, düşmana korku salan bir arkadaşımız son dönemde. Çabalarını destekliyorum. Biraz da moral olsun. Ben 7 veriyorum. Lastiğini koruyamadığı için. Tsunoda 10. tamamladığı bahtlı bir arkadaşımız. Kaç veriyorsun? Yani Tsunoda bak Gazli'yi geçti yani. Gazli birkaç gün önce ben takımımı istediğim gibi yönetiyorum falan. Ben liderim, takımda bakımda ayakları yapıyordu. Al işte. Geçti demeyelim de. Biri puan aldı, biri alamadı yani. 8 puan veriyorum ben. Ben Tsunoda'ya 8 veriyorum. Esteban Ocon. Ocon'a 8 veriyorum. Alonso'nun göreceli olarak yakınında tamamlanıyor şu. Son dönemdeki korkunç performansından sonra birazcık bir tık sanki zorladığı gibi var oldu gibi Ocon. Ben de 7 veriyorum kendisine. Önündekilerin hataları da buna sebep oldu. Normalde ilk 10'a giremiyordu. Onların hataları sayesinde ilk 10'da. Ama yani sonuçta Alonso'ya 4 saniye yakında bitirdi yarışı. Stroll'e kaç veriyorsun? Ben 8 veriyorum. Ben de 8 veriyorum Stroll'e. Gayet iyi, temiz bir yarış çıkardı. Alonso'yu zorlayamaması biraz üzdü ama yapacak bir şey yok. Vettel Alonso'yu zorlayacağım diye yarış dışı kaldı. Alonso'ya ben 10 veriyorum bu yarışta. Sıkıntılı, böyle pistin sıkıntılı virajlarında bayağı zorladı. Hani dışarıda kaldı. Hani dışarıda kalması çok zor yerlerde dışarıdan geçmeye çalıştı. İyi bir bence performans gösterdi. Yani o herhalde Alonso... Ben yarış başlangıçlarına 10, yarışına 9. Evet, yani yarış başlangıçları daha da iyi. Ben 10 veriyorum ya. Bayağı şey yaptı yani. Birçok pilottan çok daha iyi sürdü diye düşünüyorum bu yarışta. Sainz'a kaç veriyorsun? 6. bitirdi. Carlos Sainz'ı aslında Ferrari'nin sanki olması gereken yerde gibi. Biraz Leclerc sıra dışı bir performans gösterdi. O yüzden Sainz'ı çok şey yapmayacağım. Puanı düşürmeyeceğim. 8 puan veriyorum ben. Ben de 8 veriyorum. Ricciardo'yu geçseydi daha fazla verirdim. Öte yandan Ricciardo'ya... Ricciardo'ya kaç veriyorsun? Nihayet diyorum. Ricciardo birazcık bir geri döndü. Grafiği yükseliyor zaten. 9 veriyorum kendisine. Onu buralarda görmek güzel. 5. Ben kendisine 8 veriyorum. Sainz'a karşı koruyabildiği için. Norris'le arasındaki 14 saniye fark nedeniyle düşürdüm biraz. Norris ekstradan 4 saniye ceza almış gibi bir şey oldu. Takım bu arada evet. Ferrari Sainz'a kendi kendine 10 saniye ceza vermeye karar verdi. Pitte 12,5 saniye mi sürdü piti? Bir 10 saniye cezada aslında Sainz'a gelmiş gibi oldu. Onu düşünürsek Sainz'ın yeri daha farklı oluyor. Ben Norris'e 10 veriyorum. Norris'e ben de 10 veriyorum ya. Norris. Bottas. Ya Bottas'a 7 veriyorum. Çünkü bana en ufak bir şey, yani okey, iyi sürüyor. Olması gerektiği yerde. Ama herhangi bir bir heyecan. Hiçbir şey beklemiyorum Bottas'tan açıkçası yani. Öyle izliyorum. Ben artık artı 1 vereceğim hep. Düşündüğümün artı 1'ini vereceğim Bottas'a. Poposunu göstermiş, Formula 1 için feda etmiş bir insana. Dolayısıyla 8 veriyorum ben. Yeter bence. Leclerc'e 10 veriyorum tartışmasız. Hem de böyle 10 veriyorum yani. Hamilton. Kaç vereceğimi bilemiyorum. Ben Hamilton'a puan vermiyorum bu yarışta. Ben Hamilton'a 1 veriyorum. Çünkü kendi de normalde cezaların hepsine inanılmaz şikayet eder. Nasıl 10 saniye puan ceza verilir bilmem ne falan derdi. O kadar iyi biliyor ki suçuna, en ufak bir şey söylemedi cezadan sonra. En ufak bir şey, sessizlik tamamen. Gayet de okeydi yani. Bence gayet de sevindi 10 saniye ceza aldığına. Ki bence sevinmeliydi zaten. Bence onun tecrübesinde bir pilotun kesinlikle yapmaması gereken bir hataydı. Çünkü bence çok ucuz kurtardı Max'i yani. İnanılmaz hızlı bir viraj. Formula 1'in en hızlı virajlarından bir tanesinde çok saçma bir hareket yaptı. Hamilton da ucuz kurtardı. Yani burada bir can kaybı olabilirdi ya da bir sakatlık ve bunun geri dönüşü olmazdı yani. O yüzden de bence en azından onun tecrübesinde bir pilotun asla yapmaması gerekirdi böyle bir şeyi. Yani dün Perez'e neden küfrettiysem böyle bir saçma sapan hareketi yaptığı için, dün de Hamilton'a küfrettim yani. Bugün de Hamilton'a diyorum yani daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar yanlış anlamayın ama ben Mercedes'i Fenerbahçe'ye, Ferrari Galatasaray'a, Renault'u da Beşiktaş'a benzetirim. Renault mu? Evet. Red Bull'u kime benzetiyorsun? Trabzonspor. Kimseye. Yuketel Konyaspor'a benzetiyorum. Red Bull'u. Bunlar da şeyden değil yani, tepki verme şekilleri nedeniyle olaylara. Böyle Mercedes'te hep başkası suçludur ve çok güzel yönetirler medyayı. Mesela bu olaydan sonra herkes Hamilton'a geçirirken 3 kişinin 5 kişinin Instagram'da yazdıkları nedeniyle birden Hamilton'a karşı ırkçı şeyler söyleniyor. Ondan sonra hepimiz birlik, virey sezvan, heyt filan yaptılar ve bütün gündemi değiştirip Verstappen'e bile bu açıklamayı yaptırdılar. Ferrari'yi Galatasaray'a benzetiyorum çünkü sürekli iç oyunlar, ondan sonra derin Ferrari ve sürekli bir kaynayan bir kazan var içeride. Beşiktaş'ı Renault'a benzetiyorum. Çünkü Renault'un başına gelenlerin hepsinde şey böyle, hep Renault mağdur, İşte sürekli böyle ağlayan surat emojisi yapan birisi gibi hissediyorum. Ama işte gün geliyor şey diyor, İşte biz Fransız gururuyla yarışıyoruz falan böyle. Bir yandan da çok gururlular. İşte Fransız duruşu falan. O yüzden Beşiktaş'a benzetiyorum. Böyle siz de kendi benzetmelerinizi yapın. Ben Ferrari'yi sürekli kendi kafasına sıkmaya çalışan bir deliye benzetiyorum ya. Sürekli hem destekliyorum Ferrari'yi ama bir taraftan da sürekli intihar etmeye çalışıyormuş da taraftarlar böyle zorla elinden silah almaya çalışıyormuş gibi falan hissediyorum yani. İnanılmaz ya. Sürekli bir hata, sürekli her yerden bir hata çıkıyor ya. Her hafta saçımı yoluyorum ya Ferrari'nin yaptığı hatalara. İnanılmaz takım yani. Bence renk katıyorlar Formula 1'e. Evet, bir haftanın daha sonuna geldik. Haftaya yapacak mıyız belli değil ama herhalde sevgili Alper bu internetle yayına bağlanıyorsa ben de bir şekilde yayına bağlanırım diye düşünüyorum uzaktan. Siz de yarışla alakalı yorumlarınızı yapın, sorularınızı sorun, haftaya konuşalım. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.